Ben Tanrı gibi gökte doğmuş Türk'üm, Bilge Kağan. Bu zamanda tahta oturdum. Sözümü sonuna kadar dinle, iyice işit. Bilhassa küçük kardeşlerim, yeğenlerim, oğlum, bütün soyum, milletim, güneydeki Şatbıt Beyleri, kuzeydeki Tarkat, Buyruk Beyleri, 30 Tatar, 9 Oğuz Beyleri, milletim, bu sözümü iyice işit, adam akıllı dinle doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar. Onun içindeki millet hep bana tabidir. Bunca milleti hep düzene soktum. Millet şimdi kötü değildir. Türk kanı ötügen ormanında oturdukça ülkede sıkıntı olmaz. Doğuda Şantung Ovası'na kadar ordu sevk ettim. Denize ulaşmama az kaldı. Güneyde 9 Ersin'e kadar ordu sevk ettim. Tibet'e ulaşmama az kaldı. Batıda İnci Nehri'ni geçerek Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettim. Kuzeyde Yir Bayurkı yerine kadar ordu sevk ettim. Bunca yere kadar yürüttüm. Ötüken ormanından daha iyisi hiç yokmuş. İl tutacak yer Ötüken ormanıymış. Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını, gümüşü, ipekliği sıkıntısız, öylece veren Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşakmış. Tatlı sözle yumuşak, İpek kumaşla aldatıp uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp yerleştirdikten sonra kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi, bilgili insanı, cesur insanı, iyi kalpli insanı sevmez, yürütmezmiş. Bir insan yenilirse kabilesi, milleti, akrabasına kadar barındırmazmış. Tatlı sözüne, yumuşak ipek kumaşına aldanıp Türk milleti çokça dağıldın, öldün. Türk milleti öleceksin. Güneyde çok ormanına, töültün ovasına yerleşeyim dersen Türk milleti öleceksin. Orada kötü kişi şöyle öğretiyormuş. Uzak ise kötü mal verir, yakın ise iyi mal verir deyip öyle kandırıyormuş. Bilgi bilmez kişi o sözü alıp yakına gidip kandırıldın. Çok insan öldü. O yere doğru gidersen Türk milleti öleceksin. Ötüken yerinde oturup kervan, Kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın yoktur. Ötüken ormanında oturursan ebediyen il tutarak oturacaksın. Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmezsin. Açlık, tokluk düşünmezsin. Bir doysan açlığı düşünmezsin. Öyle olduğun için beslemiş olan kanının sözünü almadan her yere gittin. Hep orada mahvoldun, yok edildin. Orada geri kalanınla her yere hep zayıflayarak ölerek yürüyordun. Tanrı buyurduğu için, kendim devletli olduğum için kağan oturdum. Kağan oturup aç fakir milleti hep toplattım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım. Yoksa bu sözümde yalan var mı? Türk beyleri, milletim bunu işitin. Türk milletini toplayıp il tutacağını burada vurdum. Yanılıp öleceğini yine burada vurdum. Her ne sözüm varsa ebedi bu taşa vurdum. Ona bakarak bilin. Şimdiki Türk milleti, beyleri, bu zamanda itaat eden beyler olarak mı yanılacaksınız? Ben ebedi bir taş yontturdum. Çin kanından resimci getirdim. Resimlettim. Benim sözümü kırmadı. Çin kanının mahiyetindeki resimciyi gönderdi. Ona bambaşka türbe yaptırdım. İçine dışına bambaşka resim vurdurdum. Taş yontturdum. Gönüldeki sözümü vurdurdum on ok oğluna, yabancıya kadar bunu görüp bilin. Ebedi taş yontturdum. İl ise, şöyle daha erişilir yerde ise, işte öyle erişilir yerde ise, ebedi taş yontturdum. Yazdırdım. Onu görüp öyle bilin. Bu yazıyı yazan yeğenim Yolluk Tigin. Doğu Yüzü Üstte mavi gök, altta yağız yer kılındıkta, ikisi arasında insanoğlu kılınmış. İnsanoğlunun üzerine ecdadın bu Kağan, istemi Kağan oturmuş. Oturarak Türk milletinin ilini, töresini tutu vermiş, düzenleyi vermiş. Dört taraf hep düşmanmış. Ordu sevk ederek dört taraftaki milleti hep almış, hep tabi kılmış. Başlıya baş eğdirmiş, dizliye diz çöktürmüş. Doğuda kadırgan ormanına kadar, batıda demir kapıya kadar kondurmuş. İkisi arasında pek teşkilatsız, Göktürk öylece oturuyormuş. Bilgili kanimiş, cesur kanimiş. Buyruğu yine bilgiliymiş. Tabi cesur imiş. Beyleri de milleti de doğru Onun için ili öylece tutmuş. İli tutup töreyi düzenlemiş. Kendisi öylece vefat etmiş. Yasçı, ağlayıcı, doğuda gün doğusundan Böklü çöllü halk, Çin, Tibet, Avar, Bizans, Kırgız, 3 Kırıkan, 30 Tatar, Kıtay, Tatabı, bunca millet gelip ağlamış, yas tutmuş. Öyle ünlü Kaan Ondan sonra küçük kardeşi Kaan olmuş. Oğulları Kaan olmuş tabi. Ondan sonra küçük kardeşi, büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, oğlu babası gibi kılınmamış olacak, bilgisiz Kaan oturmuştur. Kötü Kaan oturmuştur. Buyruklu da bilgisizmiş tabi. Kötüymiş. Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için, Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için, aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, kan yaptığı kanını kaybedivermiş, Çin milletine bey olacak erkek evladı köle oldu, hanımlık kız evladı cariye oldu, Türk beyler Türk adını bıraktı, Çin adını tutup Çin kanına itaat etmiş. 50 yıl işi gücü vermiş. Doğu'da gün doğusunda Böklik Kağan'a kadar ordu sevketi vermiş. Batı'da Demir Kapıya kadar ordu sevketi vermiş. Çin kanına ilini, töresini alıvermiş. Türk halk kitlesi şöyle demiş: Büyük milletidim. İlim şimdi hani kime çalışıyorum der imiş. Kanlı milletidim. Kanım hani hangi kana çalışıyorum dermiş. Öyle deyip Çin kanına düşman olmuş. Düşman olup kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim olmuş. Buna işi gücü verdiğini düşünmeden Türk milletini öldüreyim, kökünü kurutayım dermiş. Yok olmaya gidiyormuş. Yukarıda Türk tanrısı, Türk mukaddes yeri, Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İl Terişkan'ı, annem İl Bilgi Hatun'u, göğün tepesinde tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam Kaan 17 erle dışarı çıkmış. Dışarı yürüyor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış. Dağdaki inmiş. Toplanıp 70 er olmuş. Tanrı kuvvet verdiği için babam Kaan'ın askeri kurt gibiymiş. Düşmanı koyun gibiymiş. Doğuya, batıya asker sevk edip toplatmış. Yığmış. Hepsi 700 er olmuş. 700 er olup iyisizleşmiş kansızlaşmış milleti, cari olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Tölis, Tarduş milletini orada tanzim etmiş. Yabgu'yu, Şad'ı orada vermiş. Güneyde Çin milleti düşman imiş. Kuzeyde Baskan, Dokuz Oğuz kavmi düşman imiş. Kırgız, Kurukan, Otuz Tatar, Kıtay, Tatabı hep düşman imiş. Babam Kaan bunca düşmanı yenmiş. 47 defa ordu sevk etmiş. 20 savaş yapmış. Tanrı lütfettiği için illiyi ilsizleştirmiş. Kaanlıyı kansızlaştırmış. Düşmanı tabi kılmış. Dizliye diz çöktürtmüş. Başlıya baş eğdirmiş. Babam Kaan öylece ili, töreyi kazanıp uçup gitmiş. Babam Kaan için ilkin bas Kaan'ı balbal olarak dikmiş. O töre üzerine Kaan oturdu. Amcam Kaan oturarak Türk milletini tekrar tanzim etti. Besledi. Fakiri zengin kıldı. Azı çok kıldı. Amcam Kaan oturduğunda kendim Tarduş milleti üzerinde şah dedim. Amcam Kaan ile doğuda Yeşil Nehir, Şantung Ovasına kadar ordu sevk ettik. Batıda Demir Kapı'ya kadar ordu sevk ettik. Kökmen'i açarak Kırgız ülkesine kadar ordu sevk ettik. Yakın olarak 25 defa ordu sevk ettik. 13 defa savaştık. İlliyi izsizleştirdik. Kanlıyı kansızlaştırdık. Dizliye diz çöktürdük. Başlıya baş eğdirdik. Türk Kağan'ı, Türkümüz, milletimiz idi. Bilmediği için, bize karşı yanlış hareket ettiği için kanı öldü. Buyruklu beyleri de öldü. On ok kami eziyet gördü. Ecdadımızın tutmuş olduğu yer, su sahipsiz olmasın diye az milletini tanzim ve tertip edip savaştık. Çoğalttık. Bars bey idi. Kaan adını burada biz verdik. Küçük kız kardeşim prensesi verdik. Kendisi yanıldı. Kaan'ı öldü. Milleti cariye kul oldu. Kögmenin yeri suyu sahipsiz kalmasın diye Kırgız kamini düzene sokup geldik. Savaştık. Doğuda Kadırgan ormanını aşarak milleti öyle kondurduk. Öyle düzene soktuk. Batıda Kengü Tarman'a kadar Türk milletini öyle kondurduk. Öyle düzene soktuk. O zaman da kul kulluğu olmuştu. Cariye, cariyeli olmuştu. Küçük kardeş büyük kardeşini bilmezdi. Oğlu babasını bilmezdi. Öyle kazanılmış. Düzene sokulmuş ilimiz, töremiz vardı. Türk Oğuz beyleri, milletim, işitin. Üstte gök çökmese, altta yer delinmese, senin ilini ve töreni kim bozabilir?'' Türk milleti, vazgeç, pişman ol. Disiplinsizliğinden dolayı beslemiş olan bilgili kanınla hür ve müstakil, iyi iline karşı kendin hata ettin. Kötü hale soktun. Silahlılar seni nereden gelip dağıtabilirdi? Mızraklılar nereden gelip sürüp gönderebilirdi? Kutsal ötüken ormanının milleti. Dağıldın. Doğuya giden gitti, batıya giden gitti. Gittiğin yerde hayrın kalmadı kanın su gibi aktı. Kemiğin dağ gibi yattı. Beylik erkek evladın köle oldu. Hanımlık kız evladın cariye oldu. Bilmediğin için kötülüğün yüzünden amcam Kaan uçup gitti. Önce Kırgız Kaan'ı bal bal olarak diktim. Türk milletin adı sanı yok olmasın diye babam Kaan'ı, annem Hatun'u yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı, Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye Kendimi Tanrı han olarak oturttum. Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım. İşte açsız, dışta elbisesiz, düşkün, perişan milletin üzerine oturdum. Küçük kardeşim Kültigin ile konuştuk. Babamızın, amcamızın kazanmış olduğu milletin adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Küçük kardeşim Kültigin ile iki şat ile öleyite kazandım. Öyle kazanıp bütün milleti ateş, su kılmadım. Ben kendim kağan oturduğumda her yere gitmiş olan millet öle ite, yaya olarak, çıplak olarak dönüp geldi. Milleti besleyeyim diye kuzeyde Oğuz kavmine doğru, doğuda Kıtay, Tatabı kavmine doğru, güneyde Çin'e doğru 12 defa büyük ordu sevk ettim. Savaştım. Ondan sonra Tanrı bağışlasın, devletin var olduğu için... Talihimde kısmetim var olduğu için ölecek milleti diriltip besledim. Çıplak milleti elbiseli, fakir milleti zengin kıldım. Az milleti çoğalttım. Değerli ilinden, değerli kanlığından daha iyi kıldım. Dört taraftaki milleti hep tabi kıldım. Milletimi düşmansız kıldım. Bunca töreyi kazanıp küçük kardeşim Kültigin kendisi öylece vefat etti. Babam Kağan uçtuğunda Küçük kardeşim Kültigin 7 yaşında kaldı. Umay gibi annem hatunun devletine küçük kardeşim Kültigin Er adını aldı. 16 yaşında amcam Kaan'ın ilini töresini şöyle kazandı. Altı çıp Sovdak'a doğru ordu sevk ettik. Bozduk. Çinli on kuvali elli bin asker ile geldi. Savaştık. Kültigin yaya olarak atılıp hücum etti. On kuvalinin kayın biraderini elle tuttu. Silahlı olarak kana takdim etti. O orduyu orada yok ettik. 21 yaşında iken Çaça generale karşı savaştık. En önce tadıgın çorun boz atına binip hücum etti. O at orada öldü. İkinci olarak Işpara Yamtarın boz atına binip hücum etti. O at da orada öldü. Üçüncü olarak Yigen Silik Bey'in giyimli doğru atına binip hücum etti. O at da öldü. Zırhından kaftanından Yüzden fazla ok ile vurdular. Yüzüne, başına bir tane değmedi. Hücum ettiğini Türk beyleri bilirsiniz. O orduyu orada yok ettik. Ondan sonra Yir Bayırkun'un ulu irkini düşman oldu. Onu dağıtıp Türgi Yargun Gölü'nde bozduk. Ulu irkin azıcık elle kaçıp gitti. Kültigin 26 yaşındayken Kırgız'a doğru ordu sevk ettik. Mızrak batımı olan karı söküp Kökmen ormanını aşarak yürüyüp Kırgız kavmini uykuda bastık. Kağan'ı ile Songa ormanında savaştık. Kültigin, Bayırku'nun ak aygırına binip atılarak hücum etti. Bir eri ok ile vurdu. İki eri kovalayıp takip ederek mızrakladı. O hücum ettiğinde Bayırku'nun ak aygırını, uyluğunu kırarak vurdular. Kırgız Kağan'ını öldürdük. Ülkesini aldık. O yılda Türgiş'e doğru Altın ormanını aşarak İrtiş nehrine geçerek yürüdük. Türk işkâmini uykuda bastık. Türk iş kanının ordusu ateş gibi, fırtına gibi geldi. Savaştık. Kültigin, alnı beyaz boz ata binip hücum etti. Alnı beyaz boz bir at. İkisini kendisi yakalattı. Ondan sonra tekrar girip Türk iş kanının buyruklu valisini elle tuttu. Kanını orada öldürdük. İlini aldık. Türk iş avam halkı hep tabi oldu. O kavmi tabarda kondurduk. Soğut milletini düzene sokayım diye İnci nehrini geçerek demir kapıya kadar ordu sevk ettik. Ondan sonra Türk iş avam halkı düşman olmuş. Kenger ise doğru gitti. Bizim askerin atı zayıf, azığı yok idi. Fakat askerler kahraman er gibi hücum etti. Öyle bir zamanda pişman olup kültigini az askerle eriştirip gönderdik. Büyük savaşmış. Türk iş avam halkını orada öldürmüş, yenmiş. Kuzey yüzü. Koşu vali ile savaşmış, askerini hep öldürmüş, evini, malını eksiksiz hep getirdi. Kültigin 27 yaşına gelince Karluk kavmi hür ve müstakil iken düşman oldu. Tamak ıdık başıyla savaştık. Kültigin o savaşta 30 yaşındaydı. Alp salçı ata binip atılarak hücum etti. İki eri takip edip kovalayarak mızrakladı. Karlu'yu öldürdük, yendik. Az milleti düşman oldu. Karagöl'de savaştık. Kültigin 30 yaşındaydı. Alp salçı isimli atına binip atılarak hücum etti. Az milletini tuttu. Az milleti orada yok oldu. Amcam Kağan'ın ili sarsıldığında, millet hükümdar ikiye ayrıldığında İzgil milletiyle savaştık. Kültigin Alp salçı atına binip atılarak hücum etti. O at orada düştü. İzgil milleti öldü. Dokuz Oğuz milleti kendi milleti miydi? Gök yer bulandığı için düşman oldu. Bir yılda beş defa savaştık. En önce Tagubalık'la savaştık. Kültigin azman atına binip atılarak hücum etti. Altı eri mızrakladı. Askerin hücumunda yedinci eri kılıçladı. İkinci olarak Kuşalguk'ta Ediz ile savaştık. Kültigin az yağızına binip atılarak hücum etti. Bir eri mızrakladı. Dokuz eri çevirerek vurdu. Edis kavmi orada öldü. Üçüncü olarak Bolçu'da Oğuz ile savaştık. Kültigin az manakına binip hücum etti. Mızrakladı. Askerini mızrakladık. İlini aldık. Dördüncü olarak Çuş başında savaştık. Türk milleti ayak titretti. Perişan olacaktı. İlerleyip gelmiş ordusunu Kültigin püskürtüp, Tongradan bir boyu yiğit 10 eri Tongateginin cenazesinde çevirip öldürdük. 5. olarak Ezginti kadızda Oğuz ile savaştık. Kültigin az yağızına binip hücum etti. İki erimiz rakladı, çamura soktu. O ordu orada öldü. Amga Kalesi'nde kışlayıp ilkbaharında Oğuz'a doğru ordu çıkardık. Kültigini evin başında bırakarak müdafaa tedbiri aldık. Oğuz düşman merkezi bastı. Kültigin öksüz atına binip dokuz eri mızrakladı. Merkezi vermedi. Annem hatunu ve analarım, ablalarım, gelinlerim, prenseslerim, bunca yaşayanlar cariye olacaktı. Ölenler yurtta, yolda yatıp kalacaktınız. Kültigin olmasa hep ölecektiniz. Küçük kardeşim Kültigin vefat etti. Kendim düşünceye daldım. Görür gözüm görmez gibi bilir aklım bilmez gibi oldu. Kendim düşünceye daldım. Zamanı Tanrı yaşar. İnsanoğlu hep ölmek için türemiş. Öyle düşünceye daldım. Gözden yaş gelse mani olarak, gönülden ağlamak gelse geri çevirerek düşündüm. Müthiş düşünceye daldım. İki şadın ve küçük kardeş yeğenimin, oğlumun, beylerimin, milletimin gözü kaşı kötü olacak deyip düşünceye daldım. Yasçı, ağlayıcı olarak Kıtay, Tatabı milletinden başta Udar General geldi. Çin kanından İsi'yi, Likeng geldi. On binlik hazine altın, gümüş fazla fazla getirdi. Tibet kanından vezir geldi. Batıda gün batısındaki Soğut, İranlı, Buhara ülkesinden en ilk general, oğul Tarkan geldi. 10 ok oğlum Türgiş kanından Makaraç mühüngar, Oğuz Bilge mühürdar geldi. Kırgız kanından Tarduş İnançu Çor geldi. Türbe yapıcı, resim yapan, kitabe taşı yapıcısı olarak Çin kanının yeğeni Çank General geldi. Kuzey Doğu Yüzü Kültigin koyun yılında 17. günde uçtu. 9. ay 27. günde yaz töreni tertip ettik. Türbesini, resimini, kitabe taşını maymun yılında 7. ay 27. günde hep bitirdik. Kültigin 40 yaşında üzerimize acı bir bulut çöktürdü. Güneydoğu yüzü. Bunca yazıyı yazan Kültigin'in yeğeni Yolluk Tigin yazdım. 20 gün oturup bu taşa, bu duvara hep Yolluk Tigin yazdım. Değerli oğlunuzdan, evladınızdan çok daha iyi beslerdiniz. Uçup gittiniz. Gökte hayattaki gibi olasınız. Güneybatı yüzü. Kültigin'in altınını, gümüşünü, hazinesini Servetini, dört binlik at sürüsünü idare eden Tuygut buraya yazdı. Batı Yüzü Batı'dan soğut baş kaldırdı. Küçük kardeşim Kültigin için öle ite, işi gücü verdiği için Türk Bilge Kağan'ı nezaret etmek üzere küçük kardeşim Kültigin'i gözeterek oturdum. İnançu Apayargan, Tarkan adını verdim. Onu övdürdüm. Ben Bilge Tonyku. Çin ülkesinde doğdum. Türk milleti içinde tutsak idi. Türk milleti hanını bulamayınca Çin'den ayrıldı. Han sahibi oldu. Hanını bırakıp yine Çin'e tutsak düştü. Tanrı şöyle demiş. Han verdim, hanını bırakıp tutsak düştün. Tutsak düştüğün için Tanrı öldürdü. Türk milleti öldü, bitti, yok oldu. Türk milletinin yerinde boy kalmadı. Ormanda, dışarıda kalmış olanlar toplanıp 700 er oldular. 2 bölüğü atlı idi. 1 bölüğü yaya idi. 700 kişiyi idare edenlerin büyüğü şat idi. Danışman ol dedi. Danışmanı ben oldum. Bilge ton yukuk. Şadı kan mı yapayım diye düşündüm. Arık boğa ile semiz boğa arkada oldukça semiz boğa mı arık boğa bilinmezmiş diye düşündüm. Bunun üzerine Tanrı akıl verdiği için onu ben kan yaptım. İlteriş Kağan olunca Bilge Tonyukuk Boyla Baga, Tarkan ile İlteriş, Güneyde Çinli'yi, Doğuda Kıtayı, Kuzeyde Oğuz'u pek çok öldürdüler. Danışmanı, yardımcısı ben idim. ayın kuzeyi ile Karakum'da oturuyordu. Güney cephesi. Geyik yiyerek tavşan yiyerek oturuyorduk. Milletin karnı tok idi. Düşmanımız çevremizde ocak gibiydi. Biz ateş idik. Böyle otururken Oğuz'dan casus geldi. Casusun sözü şöyleydi. Dokuz Oğuz boyu üzerine Kaan oturmuş. Çin'e sen günü göndermiş. Kıtaya Tongra isimi göndermiş. Şu haberi göndermiş. Azıcık Türk boyu var. Fakat Kaan'ı yiğit, danışmanı bilgili. Bu iki kişi var oldukça seni Çinli'ye öldürecek diyorum. Doğuda kıtayı öldürecek diyorum. Beni Oğuzu mutlaka öldürecek diyorum. Çinli, sen güney yönünden saldır. Kıtay, sen doğu yönünden saldır. Ben de kuzey yönünden saldırayım. Türk boyunun yerinde hiç kimse kalmasın. Mümkünse hepsini yok edelim diyorum. Bu haberi itişince gece uyuyasım gelmedi. Gündüz oturasım gelmedi. Bunun üzerine kanıma arza çıktım. Şunu arz ettim. Çinli, Oğuz, Kıtay. Bu üçü birleşirse biz kalırız. Dıştan sarılmış gibiyiz. Yufka iken delmek kolaymış. Ince iken koparmak kolay. Yufka kalın olsa delmek zorymış. İnce, yoğun olsa koparmak zor. Doğu'da Kıtay'dan, Güney'de Çin'den, Batı'da Batılılardan, Kuzey'de Oğuz'dan gelecek 2-3 bin askerimiz var mı acaba? Kanım, benim, yani Bilge Tonyuk'un arzını işitti. Gönlünce idare et dedi kök öngü çiğneyerek ötüken ormanına doğru orduyu sevk ettim. İnek ve yük arabalarıyla Togla'da Oğuz geldi. 3000 askeri varmış. Biz 2000 idik. Savaştık. Tanrı yardım etti. Yendik. Irmağa döküldüler. Pek çoğu da dağıttığımız yerde öldü. Ondan sonra Oğuz tamamıyla geldi. Türk milletini Ötüken yerine, Bilge Tonyuk'u Ötüken yerine yerleşmiş diye işiten güneydeki millet batıdaki, kuzeydeki, doğudaki millet geldi. Doğu cephesi. 2000 idik. İki ordumuz oldu. Türk milleti yaratılalı, Türk kanı tahta oturalı, Şan Türk şehrine denize ulaşmış olan yok imiş. Kanıma arz edip ordu gönderdim. Şan Türk şehrine denize ulaştırdım. 23 şehir zapt ettiler. Uykularını burada bırakıp seferde yatıp kalktılar. Çin kanı düşmanımız idi on ok kanı düşmanımız idi. Kırgızların güçlü kanı da düşmanımız oldu. Bu üç Kağan anlaşıp Altun Ormanı'nda birleşelim demişler. Şöyle anlaşmışlar. Doğuda Türk kanına doğru sefere çıkalım demişler. Eğer biz üzerine yürümezsek eninde sonunda o bizi, kanı yiğit, danışmanı bilgili olduğu için eninde sonunda o bizi öldürecektir. Üçümüz birleşip üzerine yürüyelim. Hepsini yok edelim demişler. Türk Kağan'ı şöyle demiş. Benim milletim oradadır demiş. Türk, kök Türk boyu yine karışıklık içindedir. Oğuz'u yine dardadır demiş. Bu sözleri işitince gece yine uyuyasım gelmiyordu. Gündüz yine oturasım gelmiyordu. O zaman düşündüm. İlkin Kırgız üzerine yürüsek daha iyi olur dedim. Kögmen yolu tekmiş. Kapanmış. Bu yoldan yürümek olmaz dedim. Kılavuz istedim çöllü, az askeri buldum. Az ülkesinde bir yol varmış. Bir at yoluymiş. Onunla gitmiş. Onunla konuşup bir atlının gitmiş olduğunu öğrenince bu yola gitmek mümkün dedim. Düşündüm ve kanıma söyledim. Kuzey cephesi. Arz ettim. Ordu yürüttüm. At in dedim. Ak termili geçince at bindirdim. At üzerine bindirip karı söktürdüm sonra atları yedeğe aldırıp yaya olarak ve ağaçları tutuna tutuna yukarı çıkarttım. Öndeki eri çapraz yürüterek ağaç olan tepeyi açtık. Yuvarlanarak indik. On gecede yandaki engeli dolaşarak gittik. Kılavuz yeri şaşırıp boğazlandı. Anı suyuna vardık. O sudan aşağı gittik. Yemek için attan iniyor, atı ağaca bağlıyorduk. Gece gündüz dört nala gittik. Kırgızları uykuda bastık uykularını mızrakla açtık. Hanı, ordusunu topladı. Savaştık ve yendik. Hanlarını öldürdük. Kırgız boyu Kağan'a teslim oldu. Baş eğdi. Geri döndük. Kögmen ormanını dolaşarak geldik. Kırgız'dan döner dönmez, Türgiş Kağan'ından casus geldi. Haberi şöyleydi. Doğudan Kağan'a sefer edelim. Biz yürümezsek onlar bizi, Kağan'ı yiğit, danışmanı bilgili olduğu için eninde sonunda onlar bizi mutlaka öldürecek demiş. Casus Türgiş Kağanı çıkmış dedi. On ok boyu eksiksiz çıkmış dedi. Çin ordusu da varmış. Bu haberi işittiğimiz sırada kraliçe vefat etmişti. Kağanım ben eve ineyim onun yoğ törenini yapayım dedi. Orduya gidin altın ormanında oturun dedi. Ordunun başında ini İlkağan Tarduş Şadı gitsin dedi. Bilge Tonyuk'a şunları söyledi. Bu orduyu ilet dedi. Ben sana ne söyleyeyim? Kararı istediğin gibi ver dedi. Gelirse göreceği var. Gelmezse haberciyi ve haberi alarak otur dedi. Altın ormanında oturduk. Üç casus geldi. Haberleri Kaan orduyu çıkardı. On ok eksiksiz çıktı. Yarış ovasında toplanalım demişler. Bu haberi işitince haberi Kaan'a yolladım. Handan haber geldi. Oturun, öncüyü ve nöbetçiyi iyice düzenleyin dedi. Baskın yapmayın demiş. Bögü Kağan bana böyle haber yollamış. Apa ise gizli haber göndermiş. Bilge ton yukup kötüdür, kindardır, yanılır, ordu yürütelim diyecek, kabul etmeyin. Bu haberi işitince ordu yürüttüm. Altın ormanını yol olmaksızın açtık. İrtiş ırmağını geçit olmaksızın geçtik.'' de yol aldık ve bol şafak sökerken ulaştık. Batı cephesi. Haberciyi getirdiler. Sözü şöyleydi. Yarış ovasında yüz bin asker toplandı. Bu sözü işitince beyler, ''Hep birlikte geri dönelim. Zayıfın utancı daha iyidir.'' dediler. Ben şöyle dedim. Ben, Bilge ton Cook, altın ormanını aşarak geldik. İrtiş ırmağını geçerek geldik. Gelenler yiğit dediler duymadılar. Tanrı Umay mukaddes yer su üzerine çöküverdi. Niçin kaçıyoruz? Çok diye niçin korkuyoruz? Azız diye niçin kendimizi küçümsüyoruz? Hücum edelim dedim. Hücum ettik ve yağmaladık. İkinci gün ateş gibi kızıp geldiler. Savaştık. Bizden iki ucu yarısı fazlaydı. Tanrı izin verdiği için çok diye korkmadık ve savaştık. Tarduş şadına kadar kovalayıp dağıttık. Kanını tuttuk. Yabgusunu, Şadını orada öldürdük. Elli kadar er yakaladık. Hem o gece halkına haber gönderdik. O haberi işitip on ok beyleri halkı hep geldi. Baş eğdi. Halkın birazı kaçmıştı. Gelen beyleri ve halkı toplayarak on ok ordusunu yürüttüm. Biz de yürüdük. Anıyı geçtik. İnci ırmağını geçerek Tinsi oğlu denen ebedi ek dağını aşırdım. Güney cephesi. Demir kapıya kadar gittik. Oradan da geri döndük. Tacikler, Toharlar, ondan berideki suk başlı Soğudok kavmi hep gelip başıydı. Türk milletinin demir kapıya, Tinsi oğlu denen dağa ulaştığı hiç vaki değildi. O yere ben bilge ton yukuk ulaştığım için sarı altın, beyaz gümük, kızıl yak öküzü, eğri deve, mal sıkıntısızca getirdik. İlteriş Kağan bilgisinden dolayı, yiğitliğinden dolayı Çin ile 17 defa savaştı. Kıtaylarla yedi defa savaştı. Oğuzlarla beş defa savaştı. Bu savaşlarda da danışmanı hep ben edim. Kumandanı da yine ben edim. İlteriş Kağan'a, Türk'ün Hakim Kağan'ına, Türk'ün Bilgili Kağan'ına. Doğu Cephesi Kapkan Kağan gece uyumadı, gündüz oturmadı. Kızıl kanımı dökerek, kara terimi akıtarak işimi gücümü hep ona verdim. Öncüleri yine uzaklara gönderdim. Hisarları, gözcüleri çoğalttım basılan düşmanı getirdim. Kağanım ile seferlere çıktık. Tanrı korusun bu Türk milletinin içinde silahlı düşman dolaştırmadım. Damgalı at koşturmadım. İlteriş Kağan kazanmasaydı onun ardından ben kazanmasaydım il yine millet yine yok olacaktı. O kazandığı için, ardından ben kazandığım için il yine il oldu. Millet yine millet oldu. Ben artık yaşlandım, kocadım. Herhangi bir yerdeki kaan sahibi bir millete benim gibisi olsa ne sıkıntı olabilir. Türk bilge kaan ilinde yazdırdım. Ben Bilge Tonyuk